Hepinize merhabalar arkadaşlar. Tarifimiz için unu, nişastayı ve şekeri sütün içine alalım. Ocağa koyup kaynamaya başlayana kadar karıştıra pişirelim. Pişen muhallebimizin içine bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. Bir çay kaşığı vanilya ekliyorum. Ve bir paket şöyle beyaz çikolatam vardı evde, bunu değerlendirmek istedim. Koymasanız da olur. Sıcağıyla karıştırıp bir kenara alıyorum. Şöyle orta boy bir cam tepsinin içine yarım paket petibör bisküviyi rondodan çektim, incelttim. Onu komple yayıyorum şöyle. Çok pratik ve çok kolay evdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz bir tariftir. Pişen ve içindeki çikolata ve tereyağı eriyen muhallebiyi bu şekilde yol yol bisküvili karışımın üzerine döküyorum. Evet, dikkatli bir şekilde muhallebinin tamamını tepsiye alıyorum ve bir spatula yardımıyla düzeltiyorum. Muhallebinin tamamını yaydıktan sonra buzdolabına 2-3 saat dinlenmek için gönderiyorum. Dinlenen tatlımızı şimdi alıp servise ve sunuma hazır hale getiriyorum. Dilerseniz bu aşamada üzerine krem şanti sürebilirsiniz. Fakat bu sefer ben biraz hafif olsun istedim ve sürmedim. Onun yerine muz dilimleri koydum. Bu arada benim bu halimdeki bu görmüş olduğum pıtırcıklar fındıklı beyaz çikolata kullandığım için fındık parçaları. Lezzet olarak gerçekten çok fark etti. Çok güzel bir tat verdi. Bulabilirsiniz, deneyin, fark etmez. Normal beyaz çikolata da kullanabilirsiniz. Ayrıca ben buzun yanına fındık ya da ceviz koyacaktım. Muhallebimin içindeki çikolata fındıklı olunca bundan vazgeçtim. Bu şekilde sadece muz dilimleri koyarak sardım ve servise hazır hale getirdim. Az malzemeli, pratik bir tatlı olması sebebiyle seveceğinizi ve deneyeceğinizi umuyorum. Tarife ait tüm malzemeleri yine bilgi kutusuna yazacağım. Oradan bakıp deneyebilirsiniz. Oldukça pratik yapımı ve lezzetiyle tüm ev halkının favorisi olacaktır eminim. Videomun sonuna doğru yaklaşırken kanalıma henüz abone olmayanların abone olmalarını rica ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve minik de bir olsa bir yorum bırakmanızı rica edeceğim. Yepyeni tariflerde ve videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.